Zihnimizde bir şeyler oluyor. Böyle böyle. böyle bir şeyler oluyor gerçekten. Zihnimizde bir şey oluyor. Ve biz zihnimizde olan milyonlarca duygu parçacığı, hareket, işte küçük salınımlar, düşünce akımları bilmem ne içerisinde sadece kelimelere, söze dökebildiklerimizi anlatabiliyoruz. Ki o da kelimelerin yeterliliğiyle sınırlı. Ki Türkiye gibi dil afazisi yaşayan bir toplumun içerisindeyken de o bile çok yeterli hale gelmiyor. Herkes, böyle bir şeyi fark ediyorum, herkes kendi zihninin içerisinde tuhaf bir yalnızlık yaşıyor. Sabahleyin kalkıyor, bir sürü şey hissediyor, bir sürü kokular alıyor, bir sürü duygu yaşıyor içinde. Ama bu yaşadığı duygulardan hiçbiri yanında beraber uyandığı insan dahil olmak üzere anlatamadığı bir yalnızlık duygusuymuş gibi geliyor. Ve bu yalnızlığın artık bir defaktosu var topluma yansıyan. Herkes kendi içerisinde anlatmak istediği bir potansiyeli var. Bu sosyal medyanın bu kadar deforme kullanılmasının nedenlerinden bir tanesinin de bu olduğunu zannediyorum. Ama dışarı çıkan şeylerin hepsi kötü şablonlara sıkışmış, kötü kelimelerin arasına sıkışmış bir şeymiş gibi geliyor. Türkiye'deki bizim gördüğümüz hal, dünya bunu bizim gibi ciddiye alıyor olmalı. Nerede İngiltere'de bakanlığı kurulacak kadar da önemsediler yalnızlaşmanın oluşturduğu deformasyonları. Bunu bir şeyle dönüştürmek, bir şeyle değiştirmeye ihtiyaç var ya da bunun bir evresi mi var? Ya bunu kabullenmemiz, bunu biz fark ettik, öğrendik artık. Bunu kabullenecek miyiz? Ya da işte burada çok fazla insanla beraberiz, daha azaltacağız ve daha duygu dayalı bir paylaşım mı yapacağız? Bir başka modelden bir tanesi. Ya da daha iyi Türkçe öğreneceğiz. Ya da Türkçenin dışında dillerde kullandığımızı kabulleneceğiz. Bu dillerle beraber mi yapacağız? Ne diyorsun? Burada bu yalnızlıkla alakalı teknik bir sorun var yani hani burnumuzun dibinde. Gerçekten yani güzel çizdin. Dil, kalabalık ve ihtiyaçlarımız üçgeninde bir problem var orada. Biz bu kadar kalabalık bir yer için yapılmamışız, o belli. Kalabalık derken aslında sanal bir kalabalık. Gerçek ilişkilerimiz aslında çok az sayıda insanla ama şu anda işte senin sözündür. Masaya oturunca bilmem kaç milyar insanla aynı anda tek tık mesafesinde birleşiyorsun. Şimdi bu bizim zihnimizin çok kavrayamadığı bir durum. Şimdi gerçekten orada gerçek insanlar olduğunu düşünüyor bir taraftan. Duygusal olarak orada insanların varlığını düşünüyor. Fakat hiç alışık olmadığı bir iletişim biçimiyle bağlı onlara. Ne yapacağını çok bilemiyor. Bunun bir kültürü bile yok henüz. Yani sosyal medyada kendi kendine zuhur eden bir şeyler var ama oturmuş tarif edebileceğimiz bir kültür yok. Öbür tarafta tabii yanındaki insanlara ayırması gereken enerjinin önemli bir kısmı bu sanal ilişkilere giriyor. Bunu sadece sosyal medyadaki arkadaşlık ya da bağlantı ilişkileri cinsinden düşünmeyelim. Habere, güncele vesaireye harcadığımız zihinsel enerji de oraya gidiyor. Çünkü sonuçta bu da bir dinleme gerektiriyor. Yani oraya da bir dikkat veriyorsun. Yani işte bir dağınık beyin sendromu diyorlar işte şimdi ona. Böyle kafa 1500 yani bir sürü girdi var. Ve o girdilerin içerisinde hakikaten dil yeteneğiyle çok yakından alakalı olan bir karşılayabilme becerisi diyelim ona. Şimdi David Wittgenstein diyor işte dilinizin sınırları dünyanızın sınırlarıdır diye. İnsan dilinde ne kadar yetkin ise zihninde de o kadar söz sahibi. O içeride o kadar yönetici, o kadar duygularını ifade edebilir. Mesela işte Mehmet Akif Ersoy gibi söz üstadı diyor ki kalbi yok dilimin ondan ne kadar bizarım. Dili yok kalbimin pardon tam tersi. İşte kalp duygunun şey olduğu için hani duyguları ifade zaten başlı başına bir problem. Mehmet Akif için bile. Ki kaldı günümüzde 250-300 kelimeyle yaşayan hani sıradan eğitim almış insanların durumu daha da vahim. Şimdi burada temel mesele bence esas gün yüzüne çıkarmamız gereken, benim burada gün yüzüne çıkarabileceğim şey şu. Demin dedin ya sabah uyandı işte bir takım duygulanımlar geçiyor, bunları fark ediyor. Hiçbirini fark etmiyoruz aslında. Bunlara sadece maruz kalıyoruz. Mesela farkındalık dediğimiz egzersizler bize şunu vermeye çalışıyor. Bütün kültürlerde var bu. O geçenin farkına var, onu izlemek. Yani onu derken yani içeride aslında bu. O duygusal, düşünsel dünyada nasıl bir çalkantı var? Oradaki orkestrasyon ne çalıyor? Aslında ona kulak vermek. Şimdi bizim bunu dinlemediğimiz zaman en çok bağıran, en çok acıtan, en çok endişe doğuran ya da en çok yaramıza basan ne düşünce, duygu, işte ifade varsa o dikkatimizi çekiyor. Ve bizi o yönlendiriyor. Ama biz bütünü dinlediğimiz zaman o zihinsel orkestranın
aslında nasıl bir name icra ettiğini fark ediyoruz. Ve bu bize başka bir kapı açıyor. Kendimizi tanımakla ilgili bambaşka bir kapı açıyor. Şimdi burada bu beceri dilden bağımsız. Ama günlük hayatta bu yoksa dediğin gibi dile saplanıyoruz bu sefer. Yani bir insanla iletişim kurarken işte ne haber abi, iyiyim abi, sen nasılsın abi, işte bugün şöyle oldu abi, bu abi, bu kadar. Yani geçen üniversitede ya Allah aşkına yani yaşlı adamlar gibi konuşmaya başladım ama arkama iki tane üniversite öğrencisi oturdu. Kız öğrenci ikisi de. 30 kelime kullanıyorlarsa 10 tanesi kanka. Ya kanka öyle dedim, kanka o bir dedi, kanka dedi, kanka, kanka, kanka geldi. Yani böyle devam, onun arayı dolgu maddesi olarak doldurdukları bir şeye dönüşmüş o. Minimal dil kullanımı. İşte o Doğu Demirkol'da stand-up'ında şey yapıyor işte. Jennifer Aniston'la bir röportaj yapıyoruz. I'm just falan. Sürekli falan. Hani kelime yok ki halini ifade edebilsin. En basit bir konuda bile. Şimdi kelimeler bu şekilde gidince, dil bu şekilde gidince, sen duygularını ifade edemeyince şundan oluyoruz biz. Yani gün yüzüne çıkarmaya çalışacağım şey oydu. Duygular insanın gerçek bilgi alma kaynakları. İnsanın kendisine dair, kendisine verdiği mesajların en yoğun olduğu yer duygular. Çünkü mantık basit sorunlar için, yani işte bu kalemi şu kağıda değdirirsem ne yazabilirim falan gibi basit sorunları çözmek için, ama ya bundan dost olur mu, hayatım bu yönde çizmeli miyim, şu işte çetrefilli durumda nasıl bir karar almalıyım gibi şeyler, duygular önemli. Siz dilinizle, duygularınızla yabancılaşmışsanız, onlarla bir şekilde yakın bir ilişkiniz yoksa, bu bilgi kaynağından mahrum kalıyorsunuz ve işte rüzgarda sürüklenmeye başlıyorsunuz ondan sonra. Bir süre sonra diyorsun ki bu hayat ne abi, yani ne yaptım da bunlar benim başıma geldi bilmem ne. Böyle kontrolünüzün dışında bir şeyler oluyor. Yani bu yalnızlık hali gerçekten de eğer böyle kurgularsak, böyle anlatırsak, hakikaten nehirde böyle sürüklenen bir işte ağaçtan kopmuş yaprak misali. Nehir nereye giderse oraya giden iradesiz pasif bir sisteme dönüştürüyor. O yüzden tehlikeli. Normalde akıyor ve yaşıyor gözüküyorsun. Gidiyorsun, bir yer değiştirme var, bir devinim var ama sen değilsin o. Ya da işte olman gereken şey değil. Seni bambaşka bir mecraya sürüklüyor. Bambaşka bir yoldan bambaşka bir yere götürüyor. Dolayısıyla bu sadece yalnızlık problemi olmaktan öte, bu insanın belki de bu dünyadaki en önemli şey olan işte kendini gerçekleştirme dediğimiz olma halinin önündeki büyük engellerden de bir tanesi. Şimdi bir şey daha var, çok konuştum ama anlattığın şey bende çok fazla şey çaktı böyle, sinyal çaktı. Kim yapmıştı o? Ben galiba Cem Mumcu'dan duydum onu. Yalnızlıkla bir başınalık arasındaki fark. Yani insan arada bir uzlete çekilmek, tek başına kalmak istiyor. Buna ihtiyacı var çünkü değişimler, dönüşümler orada oluyor. Ama yapayalnız kaldığı zaman da olamıyor. Ne düşünebiliyor, ne kendini görebiliyor. Yani biz diğer insanların gözünden kendimizi görme ihtiyacı olan bir canlıyız. Dolayısıyla diğer insanlara ihtiyacımız var. Ama yalnızlığa, yani tek başına kalmaya da ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu yalnızlıkla bir başınalık ayrımını yapabildiğimiz takdirde sanıyorum şundan kurtulabileceğiz. Şu anda birçok gençte benim gördüğüm devamlı böyle bir gürültü, tantana, eğlence, gezme, tozma olmadı mı? Yaşamıyormuş hissinde. Çünkü tek başına evde kaldığında içerideki çok bağırıyor. Ya onunla da nasıl hemhal olacağını bilmediği için, kendi iç sesleriyle nasıl konuşacağını bilmiyor. O yüzden kendi gürültülü ortamda. O yüzden bir sürü insan evine girer girmez televizyon açıyor ya. Tabii. Sosyalleşelim diyor, eğlenelim diyor. Yani o bir an kendisiyle baş başa kalmak çok pahalı bir şey. Çünkü orada başka bir dil lazım. Kendi kendine konuşabilme becerisi lazım. O çoğu insanda yok. Mesela galiba işte bana hep soruyorlar ya, ortada çok gezince hani sanki çok bir şey yapmışım gibi. Ya hocam sen nasıl yaptın da böyle? Ben çocukken çok evde oturdum yani. Muhtemelen o zaman gelişti. Dövüyorlardı beni dışarıda, anlattım daha önce yani. Bıçkın bir mahallede büyüdüm ben. Ansiklopedi oku, otur böyle boş boş böyle sebze gibi duvara bak falan. Böyle çok zaman geçirdiğim için. Ya o dönemde böyle kendi düşüncelerine hemhal olabilme becerisi çok büyük bir lüks bu devirde. Bak dikkat et, hiçbir şey bizi yalnız bırakmıyor şu anda. Hiçbir anımız yok yalnız geçen. Aslında bakarsan yalnız geçen hiçbir anımız yok. Ama kendimizi bir o kadar yalnız hissediyoruz. Çünkü gerçek muhabbet etmemiz gereken dostumuzla aramız çok bozuk. Yani kendimizle konuşamıyoruz. Öyle şimdi burada var. Şöyle bir döngü oluşmuş gibi. Nereden nereye geldik abi? Yo iyi kafa. Bence iyi akıyor bir şeyde. Şöyle bir sorun var. Problemli bir alan varmış gibi görünüyor.
Sen bir insanlar yumağının içerisinde yer alırsın. Duygular paylaştığın insanlar yumağıdır. Entelektüel bir şey olmak zorunda değil. O sevme, güven, işte o... Kasap havası oynarsın. Oynarsın. Bir şey de onun içerisinde yer alırsın. Sonra zihinsel anlamda buradaki duygularınla akli biriktirdiğin bilgileri tekrar düzenleyebilmek için canın istediği zaman buradan çıkar. Tekil olarak, birey olarak yaşarsın. Onu da düşünmeyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü bunun içerisinde kaldım ama burası bir rabarba. Burası sadece şimdiki zamanların dünyası. Aynen. Hep bir şimdiki zaman yaşarsan da olmuyor. Azıcık da bir geleceğe ve geçmişe de gitmen gereken bir ayrışma yaşaman gerekiyor. Toparlama, muhasebe. Evet. Ama şimdi bunu biz, Türkiye yine dünyadaki şanslı ülkelerden bir tanesi bu konuyla alakalı gerçekten. Toplumun %50'sinde bireyselleşme adı altında, tüm dünya bireyselleştiği için globalizmin yan etkilerinden bir tanesi, tekil tekiller yaşıyorsun. Bu artık neredeyse hiç yok. Olsa da prestijsiz ve memnuniyetsiz, duygu paylaşımı da yok bununla ilgili. Tabii. Şimdi herkes birey birey yaşıyor. Birey yaşadığında birey olarak kendini yönetmeyi bir miktar öğrensen de geri kalanında yine duygusal olarak paylaşımları yaşayacağın bir öbeğe ihtiyaç duyuyorsun. Evet. Ve o öbek yok hayatında. Sosyal sanal medya falan. Yani sosyal medya bunu hiç karşılayabilecek bir alan değil. Orası bir malumat alanı ya, malumat akış alanı. Orada gerçekten duygulanacağın, bilmem ne olacağın falan bir şey yok. İşin kötü tarafı ben bunu bir psikolojik rahatsızlık olarak görüyorum. Yani sosyal dokunabilir, kokusunu duyabildiğin insanlarla aynı ortamda örgütlenme, flörtleşme gibi şeyler yaşarken bunu sosyal medyada yaşadığını düşünme acayip büyük bir deformasyon haliymiş. Şu anda kural o deformasyon. Artık bir hastalık değil. Şu anda yeni yani yol bu. Yani tanışmak için bir nedenin olabilir ama lan yazışarak flört mü edilir? Yani hani flört bir şekilde ara ara temasların olduğu bir hikaye olmalı. Hani gördüğün işte fiziken dokunabildiğin alanın içerisinde olmasıyla ilgili bir şey olmalı. Çünkü hani şunu biliyoruz. Yazı metni her ne kadar emoji eklersen ekle duygusal olarak bir hissettiğin şeyi oraya aktarmıyor. Ama masada karşılıklıysa mimiğin, ifaden, terleme biçimin, elini kolunun hareketi duygusal olarak karşı tarafa bir sürü bilgi veriyor. Şimdi bu bireylerin yaşadığı yalnızlık bir de prenses sendromu da oluşturuyor. Herkes çok hassaslaştı. Yani tabii. O yüzden mesela toplumsal anlamda en ufak hoşlanmadığı bir şey olduğunda ben olmayacağım burada deyip tamam koca koca adamlar yani prenses tabii. Sendromu dememin nedeni o. Koca koca adamlar bu ortam bensiz kalsın falan diye çıkıyorlar alanın içerisinde. Bunun yaşattığı bir bireysellik çözümsüz bir böyle yüksek frekanslı bir titreşim varmış gibi görünüyor. Yani ben bunu sokaktaki insanın yüzünden anlayabildiğimi zannediyorum. Ya da masaya oturup bir şey sohbet ettiğindeki o yalnızlığını da anlayabildiğini zannediyorum. Profesyonel yalnızlığın dışındaki bir hal bu. Zihninde bir sürü şey oluyor, hissediyor. Aslında herkes zihninde bir şey hissediyor ama herkesin renk tonu birbirinden farklı. Ve o ona kendi renk tonuyla alakalı bir şeyi anlatmayı istiyor. Ya gerçekten bunu istiyor. İnsanlar istiyor yani. Öyle abi öyle bir yağmur yağdı ki lan hepimize yağdı o yağmur. İstanbul'dayız ama yani ona öyle bir yağdı ki o çünkü onu bambaşka bir tonda hissetti. Öyle bir yağdı ki anlatmak istiyor ama kullanabileceği yağmur yağdı bu sabah gibi kelimelerin dışında kelime yok. Tonunu anlatamıyor bana. Şeydeki böyle bir çıkmaz var. Şimdi bunu fark edince de şöyle diyorum. Bu çıkmaz bir fazla yüksek çözünürlüklü bir şeye bakmayla ilgili aldandığımız bir hata olabilir bu dönemde. Belki de bu kadar yüksek çözünürlüklü konuya bakmamamız gerekiyor olabilir. Bu bir geçiş dönemi çünkü. Ha evet yani işte kültürel anlamdaki bir aksaklık böyle bakılmaması gereken bir şey olabilir. Veyahut gerçekten toplumsal örgütlenme formumuz çok bozuldu. Hani o dengeyi kaybettik hani grup olarak bir yerde olma olmama hali. Bunun yeni versiyonlarında Amerika'daki gibi biz Amerika'daki konuyu çok takip ediyoruz. İşte ortak bir şeyci o. Motorcular bir araya gelir. İşte çocukken çok grip geçirmiş insanlar bir araya gelir falan. Hani öyledir ya yani şeyde Amerika'da hep o insanlar birlikte ortak kümede olan insanlar bir araya getirilir. Bu onları sosyalleştirir. Birlikte aynı duyguları paylaşarak açarlar. Bir sürü Amerikan filminin temasının içerisinde vardır. Atılar, kolikler. Yani belki bu gerekçelerle tekrar bizim bir araya gelmeyi yani aile, akraba, talukat hikayesinden çıkıp böyle gerekçelerle bir araya gelmeyi öğrenmek gibi bir şey geçirmek. Tabii yeni komüniteler şimdi online olarak zaten kuruluyor bunlar. Bu insanın yapısında otomatik var. İşte önceden futbol takımı siyasi parti altında bir araya gelirken şimdi onlar da bir araya geliyoruz ama benim sıklıkla fabrika ayarları meselesini anlattığım şu andaki çocukların en büyük karşı karşıya kaldığı meydan okuma internetteki bütün içerikleri çarpıya basıp kapatabildiği halde gerçek dünyada çarpıt tuşu yok. Evet, i̇şte o bir problem yani çok büyük bir problem o. Düşünsene önünde iki tane ortam var.
İkisi de aslında benzer duygular yaşatıyor gibi gözüküyor. Yani işte beğenilme, beğenilmeme, sevilme, konuşulma, anlaşılma iki ortamda aynı şeye hizmet ediyor. Sosyal medyada temelde öyle. İşte bir tanesi sırtını sıvazlarken öbürü like tuşuna basıyor mesela. Aynı şeyi yapıyor aslında. Ama bir tanesinde arıza çıktı mı ya da biraz ondan sıkıldın mı geçemiyorsun. Onu beklemen gerekiyor. Orası gerçek hayat. Ama bu tarafta istediğin zaman kapatıp, istediğin zaman içerik değiştirebildiğin, istediğin zaman mecra değiştirebildiğin, hani resmen bir nevi bu tüketici zihnin cenneti diyebileceğimiz bir yer var orada. Şimdi bu ikisi arasında tercih yapan insan artık olgun insan değil. Bebekler bunlar. Çocuklar. Neyi tercih edecek bu? Burayı tercih edecek. O hakimiyetinin, sanal hakimiyetinin sonsuz olduğu sanal ortamı. Şimdi bu ortam sürekli olarak o beyni eğitirse ne olacak? İşte bugün görmeye başladıklarımızın daha amplifiye versiyonu olacak. Sorun şu, teknoloji düşmanlığı yapmanın kimseye bir faydası yok. Fakat farkında olmamız gereken şey, ürettiğimiz teknoloji insana göre değil. Yani temelde bu. Bu kadar hızlı, bu kadar çeşitli, bu kadar malumat dolu, bu kadar renkli, bilmem ne bir şey sırf öyle olduğu için iyi değil yani. Bunun kötü bir tarafı var. Ve bu kötü taraf, yani maalesef insan nesline mal olabilecek bir şey. Düşünsene, şeyde vardı işte o meşhur, meşhur mu bilmiyorum şimdi kimse bilmiyordur. Sylvester Stallone'un Demolition Man diye bir filmi vardı. Bizim gençliğimizin baba filmlerinden biriydi. İşte geleceğe dondurularak giden bir askerin hikayesi. Orada işte insanlar üremek için bile artık birbirlerine dokunmuyorlar. Kız geliyor. Şu reklam jingle'larından şarkılarını öyle, ortak şarkıları öyleydi. Reklam jingle'larını çok severek Evet onları severek dinliyorlardı. Kız mesela şey diyor, sıvı transferimi ne kadar ilkel falan filan diye işte bir normal sevişme sürecini bize hakikaten bu taraf böyle bir yere doğru gidebilirsin. Tamam, filmdeki ne kadar şu anda biraz çağ dışı gözükse de şu anki anlayışımız itibariyle gittiğimiz yer çok farklı değil. Just relax. We'll begin in a few seconds. Begin what? Having sex, of course. Yani neticede anlamamız gereken şey, tükettiğimiz şey eğlenceli olabilir, tatlı olabilir, arzu nesnesi olabilir ama iyi mi? Değil. Yani bu teknoloji tercihini biz yaparken, bu teknolojiyi icat ederken insanı böyle tanımıyormuşuz belli ki. Yani bugün bildiğimiz kadar dahi bilmiyormuşuz insanı ki bugün ne biliyoruz bir de o var. Yani çok da fazla değil. Ama o bilgi bile yokmuş. Daha hızlı, daha işlevsel, daha kalabalık, daha renkli, daha cafcaflı ne varsa yapmışız. Amerikan modeli işte. Şu anda bizim sanal ortamda karşımızdaki dünya tam bir Amerikan modeli. Sınırsız tüketime dayalı, sınırlı kaynakların olduğunu sürekli gözümüzden gizleyen, yani zihnimizin ve dünyanın sınırlı olduğunu devamlı bizden gizleyen, habire gaz goy goy veren, devamlı daha fazla yapmayı teşvik eden, öbür tarafta da gerçek dünya var abi, yulaf ezmesi var, bilmem ne var. Yani burası da işte gerçek dünya, işte kolesterolüne dikkat etmen gereken, spor yapman gereken, İşte efendim sevdiceğinin nazını çekmen gereken falan bir yer burası yani. Halanın hastalıklarıyla ilgili hatıralarını dinlemen gereken tabii. Bir yer. Evet. Güçsüzler yurdunda da olsa büyüklerini arada bir ziyaret etmen gereken. Böyle sevimsiz bir sürü şey yaptığım bir yer nece. Cenazeye gideceğim öyle falan. Ya bunların hepsi sosyal hayatın ayrılmaz parçasıyken burada bunların hiçbirisine gerek yok. Şimdi bu başka bir yalnızlık modeli artık. Bireyselleşme ne zaman? İşte hep diyoruz yani ben böyle tarihi falan çok iyi bilmiyorum ama ya bu bireyselleşme dediğimiz individualizm ne zaman coşuyor? Abi teknolojiyle paralel. Evet. Sen teknolojiyle kendi başına bir şeyler yapabilir hale geldin, bireyselleşiyorsun. Yok, küreselleşmeyle çok paralel. Yani. Tabii. O da zaten dijital teknolojinin etkisi neticede. Sen haberleşemezsen nasıl küreselleşeceksin? Haberleştiğinde zaten evet. Tamam diyorsun. Her işimi kendim ve görürüm. Yani hani o küçük grupları da parçalayacaksın. Herkes tekil olacak. Bunu kötü yorumlarsan eğer yönetimi kolaylaştırmak için diye söylersin. Örgütlenmeyi engelleme. Hani bu bir yerden bakış açısı. Abi, yani bir de şeyi var. Ondan en son ilave edeyim. Böyle bir kitle süper yönlendirilebilir bir kitledir. Evet. Yani o yüzden istenir. Yani bu insanlar ay hata yaptık biz teknolojiyi insana göre yapmamışız. Hemen undo yapıyoruz. Yeni teknoloji. Öyle bir şey yapmayacaklar. Yani bu zaten kullanılabilir bir toplum yaratıyor. O yüzden kullanıcının burada sorumluluğu ya da bilgi sahibi olması, farkında olması çok mühim bir şey. Mesela ben çoğu, abi isim vermeyeyim şimdi millet Sinan Hoca oynuyor diye indirir ama telefona geçen kazara bir oyun indirdim ben. Abi hayatım kaydı. Yani sonuçta baloncuk patlatıyorsun, oyun o. İşte 3 tane bir araya gelince pütik diye patlıyor. İşte böyle
Ama bırakamıyorsun onu. Çünkü adam sana öyle bir dizayn etmiş ki, çünkü o oyunu dizayn eden kendi seveceği gibi yapıyor. Fabrika ayarımız aynı. Herif onu yaptı mı ben de kaptırıyorum ve bir işler kalıyor, gece uykular kaçıyor, bir şeyler oluyor. E şimdi bu tabii güzel iş. Adam seni kapmış ama neticeye bak. Ne oldu yani? Bu oyunu oynayarak biz ne elde etmiş olduk neticede? Hiçbir şey. Yani vakitler boşa geçti. Dolayısıyla bütün bu teknolojik gelişmeler, buna trafiği de koy, şehirleşmeyi de koy, işte ne bileyim haber alma ağlarımızı da koy, her şeyi koy işin içerisine. Uzay teknolojisini bile ekle. Mars'a bilmem kaç ayda gideceğiz diye kasıyoruz. Abi Mars pek bize uygun bir yer olmayabilir. Yani daha onu bilmeden coşuyoruz konuyla ilgili. Bütün bunlar insanın bu kanservari gelişmesinin bireye yansıyan sonuçları. Çağın gelişmeleriyle heyecanlanmak Aristo'dan beri var olan bir şey abi. Ve gençlerden hoşnutsuzluk. Bu hep var. Aristo, Orhun abideleri de. Tabii tabii. Hepsinde var abi. Hepsi diyor ki bu gençler falan çok işte arıza. Ve yani artık insan bir şeyleri çözdü kafası her çağda var. Dolayısıyla bu yeni bir şey değil yani. O yüzden herkesin kendi gemisinin kaptanı olması ve gemiyi dikkatli onarması lazım yani bu devirde kişisel yani sorumluluk. Yani şu ama yalnızlaşma gerçekten bu dönemdeki etkisi ya da bu dönemdeki biçimi yeni bir şeymiş gibi dünya bu hali gibi. Evet, bu hali yani. Çok yeni. Bu, ve emin ol sen ben anlamıyoruz biliyor musun? Ben onu fark ettim. Bizim anlayabileceğimiz bir şey değil. Bir sonraki dönemki yalnızlık modu ya da işte o bireyselleşmenin geleceği nokta. Bizim çok kavrayabileceğimiz bir şey değil. Şu muhabbetler olmayacak muhtemelen. Başka bir versiyon olacak. Ya böyle mi gerçekten emin değilim. Yani ben, bana daha çok şeymiş gibi geliyor. Yani bundan bir kuşak sonrasında yalnızlığa ilaç bulunduğu kelliye çare gibi bir şey olacak gibi geliyor. Ya da yani hani zayıflamaya çare falan gibi. Yani herkes yalnızlık artık çok barizleşecek gibi geliyor. E tabi. Yani, intiharlar, bunalımlar, vırsıt artınca. Yani ileriki bir şeyler olacak da ne olabilir? Yüksek mutsuzluk yani bir şeyde. Yani bunu işte herkes kendi kültürüne ya da biçimine göre çözümler üretmeye çalışacak. Düşünsene sorun sana çarpmadan sen önlem alır mısın? Şimdi internette sanal ortamda şurada burada mutlu olan adam. İstatistikler ne söylerse söylesin. Ben burada ya mesela sigara, alkol bilmiyorlar mı bunlardan insanlar ölüyor, hasta oluyor? Biliyorlar ama o anda hasta olmadıkları için keyfine bakıyorlar. Sosyal medyanın sağladığı olanaklar, internetin sağladığı imkanlar da böyle bir şey. Sen ne kadar bunun, işte ben ne kadar anlatırsam anlatayım, kişisel olarak kendine empati yapmadığını söyleyeceğim. Bu arada çok sevdiğim bir şeydir o. Daha önce dedim mi bilmiyorum. Çok anlatmadım galiba bunu. Emin değilim. Gene kimin lafı olduğunu hatırlamıyorum ama bir yerden okumuşum kesin. Şu anda bir kötü alışkanlığını engelleyebilen insanların ortak bir özelliği gösterilmiş. Gelecekteki kendileriyle empati yapma yeteneği yüksek insanlarmış bunlar. Bak bu çok çarpıcı geldi bana. Şimdiki halim farkında da ayrı bir şey. Bir de gelecekte ulan ben 20 sene sonra böyle yaşarsam ne olacağım? Bir oraya bakayım. Yazık değil mi gelecekteki bana? Diyen adam bugününü daha kontrollü yaşıyor. Güzel bir şey. Bak mesela uzun erimli zihnin iyi bir kullanım alanı daha. Nasıl geçmişten tecrübe işe yarıyor? Gelecek empatisi de aslında işe yarayan bir şey. Dolayısıyla hani ne yaparsan elinle o gelir seninlenin biraz daha bilimsel versiyonu oluyor bu baktığımız. Yani biraz belki kişisel düzeyde bunu geliştirmeye uğraşmak. Ya tamam ben bugün burada böyle takılıyorum da işte evde yapayalnız cips paketlerinin içerisinde çok mutlu bir ömür geçiyorum da 20 sene sonra benim durumum ne olacak? 10 sene sonra ne olacak? Belki bireysel düzeyde düşünmek bizi bundan kurtarır diye düşünüyorum. Üretime dayalı örgütlenmek nin iyi çözüm olacağını düşünüyorum. O yüzden sana davetim var konuyla alakalı. Bence Can Canan'a artık konuklu çekmeye başlayalım. Sizden bahsediyorum. Sağlam bağladım ama mevzu açıyoruz. Nereden nereye geldin yemin ediyorum. Yalnız kaldık değil mi biz de burada böyle? Kaldık gerçekten. Neden Çağ'ın yalnızlığı? Bak görüyorsun halimizi. Hadi hep beraber konuşalım konunun kendisini. Aynen, önümüzdeki evet. Haftalarda bir yerlerden yazacağız. Tabii. Gelmek isterseniz hep birlikte sohbet edelim. Açık Beyni takipte kalın. YouTube kanalımızı takipte kalın. Şöyle stadyumda çekeriz. Ama bu... evet doğru söylüyorsun. Lütfü biraz kalabalık olacak. bu yalnızlık mevzusunu biraz daha konuşmak zorunda kalacağız gibi görünüyor. Evet evet daha giriş yaptık gibi. Yani çok fazla özellikle eğitimli insanda yani üniversite eğitimi almış ve hani zihinsel olarak da eğitimine devam eden insan grubunda yalnızlık defaktoları görüyorum. Yani ciddi sıkıntılar var. Ciddi marazlar yaşıyorlar kendi içinde. Şu anda zaten yani hakikaten depresyon düzeyleri falan çok yüksek. Yani sayısal veriler gördüm bu konuyla alakalı. Yani şey çelişkisinin içerisinde kalan yani.
ilişkilerini bozup yurt dışına çıkmak, o çelişkiler, kariyer bilmem ne çelişkileri, bu çelişkilerin tümünde sağlıklı karar verme, bunu yönetecek yeni kültürler oluşmamış. O yüzden şey yapmak zorunda kalıyor. Ya yalnız kalacaksın ya bunu yapacaksın falan gibi. Çinliler demiş ya Tanrı seni geçiş döneminde yaşatsın diye. Bedduaymış orada bu. Bizim hayatımız geçiş dönemi. Halimize baksana 70'lerde doğanlar biz zaten iyice hayatımız mantar. Ya evet doğru söylüyorsun da en azından 70'lerde bir şeyden bir şeye geçiyorduk. Şimdi geçmenin devamlı geçiyoruz yani. Hani ya biz gene hakikaten bir dünya belliydi. Görmüşüz abi. Bir şey evet, görmüşüz evet, yani. Evet. Şu anda yazık çocuklar göremeden geçiyor. Yani vırt diye. Onu dedim mi sana? Benim büyük kıza sordum. Sence WhatsApp ne zamandır var dedim. Diyor, kendim bildim bile. Doğru. Yani 20 yaşında şimdi. Zaten kendim 5 senedir biliyorsa 5 senedir WhatsApp var. Doğru. Ama yani 20 yaşında bir insanın fehmedebileceğinden çok hızlı değişikliğe maruz kaldığı bir ortam. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Bu yani. gelecek 5 yıla başlarken anlattığım hikayelerden bir tanesinin içinde var oradaki mevzu. Yani şimdi WhatsApp'sız konuşmak ne kadar tuhaf değil mi? WhatsApp hepimiz hayatında acayip başat parçalarından bir tanesi. 5 yıldır var işte. 5 yıl öncesinde böyle bir şey yoktu. Mesela WhatsApp'sız yaşıyorduk. Konum gönderemiyormuşuz ya. Düşünebiliyor musun? Yani İstanbul'da konum göndermeden buluşma. 10 sene önce mesela navigasyondan yol tarifi diye bir şey yokmuş. Tabii canım yani, kartvizit adresiyle tabii. Toplantıya gidiyorduk biz ya. Yani acayip ya. İnanılır gibi değil yani. Ya inanılır gibi değil gerçekten. Neler oluyor hayatta? Hocam teşekkür ediyorum. Aynı demek ben bilhassa bilmukabele ma mafi. Ma mafi.